Çocuklar sevdiniz mi hayvanları? Evet. Yoğun gündeminde siz de bir açılışa katılıyorsunuz Sayın Müdürüm. Nasıl buldunuz efendim? Etkinliği nasıl? Bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü. Aslında bizim için her gün hayvanları koruma günü ama bugün toplumda farkındalığı artırmak, özellikle çocuklara ve gençlere bu konuda daha duyarlı gelmeleri noktasında bir farkındalık oluşturmak üzere Pursaklı Belediye Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bir etkinliğe katıldık. Buradan da Sincan Belediye Başkanlığımızın düzenlediği bir etkinliğe katılacağız. Şehirler büyüyor. Sokak hayvanlarının yaşam alanları daralıyor. Bu noktada bunları kontrol altına almak, işte üremelerini kontrollü bir şekilde sağlamak ve doğal yaşam alanlarında tekrar huzur içerisinde yaşamalarını sağlamak son derece önemli. O yüzden bugün Pursaklar Belediye Başkanlığımızın yaptığı bu aslında rehabilitasyon ve kısırlaştırma merkezi son derece anlamlı örnek bir çalışmayı gerçekleştirmişler. Popülasyon için yerel yönetimler başarılı buluyor musunuz Sayın Başkanım genel olarak? Yıllık 15 bin sokak hayvanı kısırlaştırılıyor il genelinde yerel yönetimler olarak mı? Gerek büyükşehir gerek ilçe belediyeleri toplam 15 bin civarında bir bize gelen resmi rakamlar ışığında söylüyorum. Bir kısırlaştırma yapılıyor. Tabii Ankara'da popülasyon çok artmış durumda. Dolayısıyla bu popülasyonun tekrar kontrol altına alınması için daha fazla sayıda bizim kısırlaştırma yapmamız gerekiyor. Bu konuda yerel yönetimlerle işbirliği yapma noktasında da çalışmalarımız devam ediyor. Ama bu tarz yeni kurulacak kısırlaştırma merkezlerinin hem burada hayvanların kısırlaştırması hem tedavi süreçlerinin burada modern şartlarda takip edilmesi son derece önemli. Tabii bakanlığımızla bu tarz kısırlaştırılan sokak hayvanlarına Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün üzerinde 70 TL'nin üzerinde hayvan başına bir destek de sağlıyor yerel yönetimlere bu anlamda. Bu konuda yerel yönetimlerle bakanlığımızın işbirliği devam edecek.